5 çay için hazırlıklar başlasın. Öncelikle kakao kek yapacağız. Kakao kekimiz standart kakao kek. Herhangi bir e, siteden bulabilirsiniz tarif. Ve ben tart kalıbında yapıyorum. Ortasındaki boşluğa da çikolatalı sos dökeceğim. Pizza için hazırlıklara başlıyorum. Pizza için bence en eğlenceli kısım hazırlık yapmak. Ne kadar bol olursa da o kadar çok seviyorum pizzayı her şey koyuyorum ben. Bildiğiniz benimkisi bol malzemos oluyor. Bildiğiniz gibi aslında İtalyanların yaptığı özgün pizzalar az malzemeden oluşuyor ama bizim Türk pizzası bence kesinlikle çok malzemeli olmasıyla meşhur. Bir de tavuklu şehriyeli bir salata yapacağız. O da hazırlıkları devam ediyor. Bu da kekin sosu. Çikolatalı sos kremanın içerisine erittim. Şimdi burada biraz sarsıntı olmuş. Ee, salatanın sarımsaklı yoğurdu ve sonra salatayla karıştırıyorum. Başka malzemeler, kornişon da koydum. Pizza için mayalı hamur yapıyorum burada. Ben mutlaka sütle yoğuruyorum. Tavsiye ederim. Sütle çok daha güzel oluyor. Biraz dinlendiriyorum. Fırında kremalı patates yaptım bir de yanına. Üstüne de kaşar koydum en son. Pizzayı pizza tepsilerinde pişirdim. Altına serptiğim şey galeta unu. Pizzanın daha çıtır olmasını sağlıyor altının. Şimdi malzemeleri dizmeye başlıyorum. Bu arada kremalı patatesin üzerine de kaşar son anda piştikten sonra ekliyorsunuz. Bu arada çikolatalı kekimizi süsleyelim. Enfes oldu gerçekten. Şu an izlerken bile beni rahatlatıyor. Şimdi de soframızı kurma zamanı. Beş çay soframıza. Misafirlerim gelmek üzere. Şimdi yaptığım ikramlar. Masamda yerini alsın. Salatanın son hali bu şekilde. Ben içine kornişon ve kırmızı e, köz biber, mısır da attım. Aklınızda olsun. Pizza da yerini aldı. Bu üstüne kaşar koyabilirsiniz pizzanın piştikten sonra. Ben buna koymamıştım. Sonra çaylar demlensin. Biraz keyif yapılsın. Masa düzenim de bu şekilde. Umarım size de ilham olur. O uzakta görünen de şey içli köfte komşum vermişti onu bana. Buzlukta duruyordu. Bugün çıkarttım. Nasıl, bugüne nasipmiş. Harika bir sofra olduğunu düşünüyorum. Herkese afiyet olsun deneyeceklere yorum olarak da fikirlerinizi beklerim.